Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinden bir tanesidir diye düşünüyorum. Aynı hızla inşallah bize gerekli desteği ekonomik kurumlar, finans kurumları göstereceğini tahmin ediyorum. Ve aynı şekilde bu olay hiç yaşanmamış gibi olsun istiyorum. Bu olay kapansın gitsin istiyorum. Ya benim halka açık olmam veya almam önemli değil. Ben zaten halka bugün dedim, ben açtım şirketimi. 78 milyon gelsin incelesin dedim yani. Ben halka açığım. Kimse beni kapatamaz. Hadi bakalım. Ben halka açtım şirketimi. Benim için oradan gelen paranın büyük hükmü yok ki. Benim parayla pula da çok işim yok yani. Ben yeter ki karşısına geçip mutlu olabileceğimiz, vay be güzel oldu diyebileceğimiz, içine insan gireceğim. Bakın hiç fazla konut yapmak gibi derdim yok. Biliyorsunuz şirketi işte arsa tarla alalım da onu rant yapalım da şirketin tapusuna kayıtlı bir tane arsa yok. Boş. Hadi bakalım. Niye? Tarzım değil. Yani para değil bizim için birinci öncelik. Birinci öncelik güzel böyle ülkemize bizim de karşısına geçip lan güzel oldu hakikaten. Bu ülkeye değer bu. Diyebileceğimiz yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. İnşallah. Buyur. Burak Karagöz, Bloomberg KT Televizyonu. Şimdi SPK Başkanı'nı lisansını iptal ettiği için bunu açıklamak için bir kanıt ve belge sunmasını istediniz ama ben şunu soracağım. Siz buna karşılık ne yapacaksınız şimdi? Bir planınız var mı? Küçük yatırımcılıkla ne öneriyorsunuz? Bu durum sizin şu anki mali yapınızı bozacak mı? Bilançonuzu etkileyecek mi? Biraz onlarla ilgili de bilgi verirseniz. Şimdi tabii ben bizzat SPK Başkanı'nın açıklamasına ve istifaya çağırdım. Davet ettim. Fakat biz bu ülkedeki bir şirketiz. Bu ülkedeki bir hani devletimizin yanında biz çok küçüğüz tabii ki. Gidip de hani çok fazla ne yapabiliriz bilmiyorum işin doğrusu. Ha, ne yapabilirim? Benim üstüme düşeni söyleyeyim. Doğruları sizinle paylaşırım. Şirketimi halka açık tutmaya devam ederim. Savcılığa suç duyurusunda bulunabilirim. Ve bundan sonrasını adalete ve Türk adaletine aktarabilirim. Hani bunun dışında ne yaparız bilmiyorum. Çünkü zaten biz hiçbir şekilde bize yatırım yapanları mağdur etmeyeceğiz. Etmeyecektik de zaten. Çünkü bizim aldığımız yaklaşık 306 milyon bir giriş oldu halka arzdan. %25'inden şirketin. Ve bunu bloke olarak duruyordu bu. Günün sonunda hani şirkete yatırım yapmaya devam etmek isteyenler devam edecekti. Bunu satmak isteyenler de aynı, hatta biz şöyle kimse zarar görmesin diye 13.60'tan hissemize çıktık. 14'ten geri alım garantisi verdik. O aradaki fark da yaklaşık hani o insanlar parasını bize değil de bankada faizle tutsa hemen hemen ona denk geliyordu. Yani kimse zaten bir zarar görmesin diye biz böyle bir yol izledik. Bir şey söyleyeyim. 2 yıldır Türkiye'de doğru düzgün halka arz olmadı. 2 yıldır Türkiye'nin en büyük halka arzını yaptık. Ve misli misli talep alarak yaptık ve sadece yurt içinde talep yaparak yaptık. Çünkü Türk halkı bizi çok seviyor. Özellikle İstanbul bize hayran. 78 milyon, 80 milyon ziyaretçi aldık biz 2015 yılında. Bu dile kolay bir sayı. Dile kolay bir sayı. Dolayısıyla zaten hani 2 yıldır doğru düzgün halka arz olmazken bu süreçte biz halka arz yaptık ve misli misli talep alarak yaptık. Şimdi ne yaptı Sayın SPK Başkanı? Biz 60. Parayı biz zaten almadık. Hani onu söyleyeyim. Para zaten bankada, finans bankanın hesabında blokeli duruyor. Dolayısıyla bu bizim sistemimize girmedi. Bizim çarkımızın da bu paraya çok fazla ihtiyacı yok şirketin. Şirket kendi dinamikleriyle zaten büyüyebiliyor. Dolayısıyla bizim hesabımıza girmemiş bir para zaten tekrar yatırımcılara dağıtılacak. Ama bu vebalin altından nasıl kalkar diye soruyorsanız onu kendisine sorun. Buyur. Efendim, Yeni Akit Gazetesi'nden İsa Özbirler'den. Ben de duygusal bir soru soracağım tabii ki. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsettiği gibi tabanı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet içerisinde olan bir yapının ihanetini gördük üst taraftan. Şimdi ticaret kısmına geldiğimiz zaman yani sizlerden bahsediyorum. Şimdi orada da tabii ki Türk halkı birçok şeyi merak ediyor. Markalardan yola çıkan cümleyi kuruyorum. Sizin buradaki duruşunuzu şu an için gayet net olarak gördük. Bu ticaret olan kısmındaki arkadaşlara söylemek istediğiniz şeyler de var mı acaba? Çok net var. Bakın ben bir şey söyledim. An itibariyle birisine sen FETÖ'cüsün demek. Sen paralelsin demek. Emin olun ana avrat sövseniz bu kadar ağır gelmez. Çünkü
karşımızda bir yapı var ve bu meclisini bombalamış bir yapı. Bakın Yunanlar yapmadı bize bunu. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda. Polatlı'ya kadar geldiler ama meclisimize giremediler. Bizim zannediyorum bildiğim kadarıyla Türkiye tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde belki ta atalarımız Osmanlı'dan itibaren bizim meclisimiz belki o tarihlerde bizim sarayımız bombalanmadı. İşgalci güçler tarafından bile bu yapılmadı. Birinci Dünya Savaşı'nda işgalci güçler tarafından bile İstanbul'daki mekanlar, İstanbul'daki Sayın Cumhurbaşkanımızın kullandığı Beştepe'deki yer bombalandı arkadaşlar. İşgalci güçler İstanbul'da o dönemin padişahının oturduğu sarayı bombalamadı. Bunun ötesi var mı? Yani bunun ötesi yok. Dolayısıyla an itibariyle kimse kimseye, bakın gün birlik günü, gün dayanışma günü. Allah korusun, ülkemiz çok değerli. Sağımız, solumuz, her yer ateş çemberi. Biz ancak birbirimize tutunarak ayakta kalırız. Biz ancak birbirimizle varız. Çok basit bir şey söyleyeyim. Bana bu iftirayı atıldı. Ondan sonra birkaç gün içinde ben bir laflar duydum. İnanamazsınız. Yalnız kalırsanız, bölünürseniz ben anladım ki aile ne kadar önemli bu süreçte. Yok elhamdülillah bizi kimse düşüremez. Bir tane yalan oldu. İki saniyede çürüttük yani. Çünkü içimiz temiz, gönlümüz temiz. Her şey açık net. Bir şey daha söyleyeyim. Bu yapı hani biz geçmişte de hani çok da fazla maddi anlamda da bunlar da kayıtlı, onları da paylaşabiliriz. Yani bugün bizim işte devam eden hani özür dilerim hayırlar konuşulmaz ama işte Pendik'te bir okul, milliyetime bir okul inşaatımız başlamak üzere. Tuzla'da bir cami inşaatımız başlamak üzere. Ankara'da ikinci bir cami inşaatımız başlamak üzere. Yani ve bir şey söyleyeyim. Her şerde bir musibet varmış. Bu 17 Aralık sonrası biz bir vakıf kurduk. Benim rahmetli anacığımın üstüne. Zübeyde Bayraktar vakfını kurduk. Biz her şeyimizi artık vakıf üzerinden yapıyoruz. Ve yapmaya devam edeceğiz. Biz böyle oldu diye hayır yapmaktan vazgeçecek halimiz yok. Bizim gelirlerimizi Türk halkıyla paylaşmaktan, eğitimiyle, fakirle, fukarayla, hastasıyla paylaşmaktan biz vazgeçmeyeceğiz yani. Biz vazgeçmeyeceğiz. Bizim bu yılın bütçemiz var, önümüzdeki yılın bütçesi var. Biz bunları dağıtmaya da devam edeceğiz. Biz elimizden geldiği kadar bu ülkenin hani gelirlerimizi bu ülkeyle paylaşmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Herkese de bunu öneriyorum. Hiçbir yerden organize bir şekilde bu hayır işlerine de girmeye gerek yok. Bu çok daha zevkli. Kendinizin bu işi yapması, organize etmesi çok daha zevkli, çok daha güzel ve çok daha doğru. Ben bu saatten sonra kimse de yanlış anlamasın. Hani çok fazla artık başka, şimdi belki yenileri doğacak, belki başları. Hiçbirinin yarın ne yapacağını bilmiyoruz. Güçlenince neler yapabileceğini bilmiyoruz. Çok açık bir şey söyleyeyim. Ben bu süreçte Atatürk'ü çok takdir ettim. Bir kez daha ta bundan o kadar yıllar önce hani bir şeylerin önünü kapatarak aslında çok güzel işler yapmış. Bunu da anlamak lazım. Bunu da görmek lazım. Ben bunun farkındaydım. Ama çok daha fazla kendisine saygım ve sevgim arttı bu olaylardan sonra. Bunu tüm Türk halkının hem de hani müsbet, dindar, kim olursa olsun, laik, demokrat, sağcısı, solcusu, Kürdü, Türkü, herkesin de bunu anlaması lazım. Devlet içerisinde veyahut da ya işte açık konuşayım, bugün bana biri gelse dese şuradan biz bir örgü şeyiz, artık örgüt gibi bakıyoruz, hani bir cemaatiz, biz işte çocuk yetiştireceğiz, okul şey yapacağız ve bir başı varsa o işin ve o bir hiyerarşik yapısı varsa benden uzak dursun. 3 yıldır böyle davranıyoruz zaten. Var mı Yelda? Soru yok galiba. Peki. Çok teşekkür ederim hepinize. Ayaklarınıza sağlık. Şeref verdiniz. Sağ olun.